Aslında gerçekten İstanbul ve Türkiye için önemli bir proje. Çünkü aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesinde ilk adımlar atıldı. Şimdi aslında İstanbul'un Avrupa yakasında hayata geçirilecek olan, hatta Karadeniz ve Marmara'yı birbirine bağlayacak olan yapay su yolu projesinden bahsediyoruz. Aslında bunu söylerken de ne kadar önemli olduğunu, insanların ne kadar heyecanlandığını az çok tahmin edebiliyoruz. Aslında dediğimiz gibi Türkiye'nin, hatta Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul projesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da gündemindeydi. Aslında dün katıldığı bir toplantıda bu önemli açıklamayı yapmıştı. Çekmeköy Belediyesi'nde durum değerlendirme toplantısının ardından açıklamalar basın mensuplarına tabii iletilmişti. Dediğimiz gibi Kanal İstanbul projesinin imar planlarının onaylandığını ve askıya alındığı açıklaması gecikmedi. Dediğimiz gibi çünkü bu Kanal İstanbul için ilk adım. O yüzden oldukça önemli ve gündemde olan bir konu bu. Dediğimiz gibi aslında bu açıklamanın ardından bakan kurum tekrardan o projeyle ilgili detaylı açıklamaları da yaptı. Aslında o projenin 1 bölü 100 binlik, hatta 1 bölü 5 binlik ve 1000 uygulama imar planlarının açıklandığı açıklaması da geldi. Bu ne anlama geliyor? Aslında hem vatandaşların, hem belediyenin, hem de kamu kuruluşlarının itirazları olsun, talepleri olsun, öncelikle bunlar değerlendirilecek ve aslında bu açıklanan imar projesi de ona göre onaylanacak aslında. Yani askıya alındı bir nevi. Dediğimiz gibi İstanbul'un önemli bir projesi, devasal bir proje. Çünkü dediğimiz gibi Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden biri. Bakan kurum da aslında bu önemli açıklamayı dün aslında tüm İstanbullular, tüm Türkiye'ye duyurdu diyebiliriz. Yine aynı şekilde bu projenin %52'sinin yeşil alan olduğunu ve tabii ki yürüyüş olsun, bisiklet yolları olsun, yine ekolojik koridorlar olsun, bu projenin önemli bir parçası olduğu açıklaması da gecikmedi diyebiliriz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.